Evet arkadaşlar, şimdi bu videoyu çekmemin amacı yeni dönem önümüzdeki hafta itibariyle başlayacak. Yani yeni kayıtlar alınacak tekrardan. Eğer siz de uluslararası ticaret, uluslararası ilişkiler ya da dış ticaret ya da buna benzer bölümlerden mezunsanız ve kariyer yapmak istiyorsanız bu yeni döneme dahil olabilirsiniz. Şimdi bizim bu dönemde maksimum 5 öğrenci alabiliyorum. Bilginiz olsun. Daha fazlasına çıkamam. Şimdi kısaca bir hatırlamak gerekirse ne yapıyorduk biz? Bizim eğitimlerimiz nasıldı? Bizim eğitimlerimiz şöyleydi arkadaşlar. Eğit, işe yerleştir ve denetle. Yani bu 3 aşamalı eğitimler vardı bizde. Birinci aşama eğitim. Peki bu eğitimde neleri görüyorsunuz? Uluslararası ticareti öğreniyorsunuz bir kere. Öncelikle dış ticaretin bütün prosesleri. İşte dokümantasyonundan tutun, ödeme şekillerine, teslim şekillerine vesaire vesaire. Ama bunlar kitap bilgisi değil tabii ki. Bunlar 20-22 yıllık deneyim. Öncelikle dış ticareti öğreniyoruz. İkinci olarak da uluslararası lojistiği öğrenmemiz gerekiyor. İşte araçlar nelerdir, tırlar, yükleme şekilleri vesaire vesaire. Üçüncü konumuz e-ticaret oluyor. Sıfırdan e-ticareti nasıl başarılabileceği, çünkü artık dış ticaret e-ticaretsiz olmaz. E-ticareti nasıl başarabileceğimizi, bunun için belli başlı programların eğitimini almanız gerekiyor. Mesela Photoshop bilmeniz gerekiyor, öğreniyorsunuz daha doğrusu. Ya da WordPress kullanıyorsunuz, Moovia gibi programları kullanmayı öğreniyorsunuz. Burada arkadaşlar amaç sahibinden.com ya da gidiyor.com gibi yerlere ürün yerleştirmek değil, sıfırdan bir e-ticaret sistemi nasıl kurulur onu öğrenmeniz gerekiyor. Ve tabii yine olmazsa olmaz yabancı lisan. Yani yabancı lisanınız yoksa ya da başlangıç seviyesinde ya da geliştirmeniz gerekiyorsa bu yabancı lisan durumunu hallediyoruz. İngilizcemizi hallediyoruz. Bu eğitim ayağı alıyor. Ondan sonra ikinci aşama geçiyor. Türkiye'nin her neresindeyseniz, işte İstanbul, İzmir, Bursa, Adana neredeyseniz artık, çünkü her tarafta öğrencilerimiz var. Bu bölgelerde size göre iş pozisyonlara bakılıyor ve burada sizler işe yerleştiriliyorsunuz. Bakın bu işe yerleştirmeler torpille falan olmuyor arkadaşlar. Bizim kesinlikle torpille bilmem neyle işimiz yok. Bileğimizin hakkıyla biz bu işlere giriyoruz. Zaten işe başlama süreci en kısa olan süreç. Yani ortalama benim öğrencilerimin işe başlaması çok özür dilerim. Bir hafta maksimum 10 gündür arkadaşlar. Çünkü bu eğitimleri alıp da açıkta kalacak olan bir arkadaşımız yoktur. Bundan sonra bu ikinci adıma aşıldıktan sonra üçüncü adıma geçiyoruz. Üçüncü adımımız nedir arkadaşlar? Üçüncü adımda siz işe başladıktan sonra bir yıl boyunca sizi denetliyorum. Yani sadece işe başlamanız yetmez. İşe başladıktan sonra o işi kaybetmemeniz gerekiyor. Ve bu bir yıl boyunca yaşadığınız sıkıntıları benimle beraber tekrardan oturuyoruz masaya, ele alıyoruz. Yenikten gerekiyorsa dersler yapıyoruz ve bu yaşanan süreci, bir yıllık süreci tamamlıyoruz hep beraber. Bu sayede artık dış ticaret uzmanlığınız da tamamlanmış oluyor. Eğitimlerin kapsamı bu. Şunu açık ve net olarak söylüyorum. Avrupa'da olmadığını biliyorum. Türkiye'de zaten böyle bir eğitim yok. Bu verdiğimiz eğitimler özel eğitimler arkadaşlar. Yani gerçekten piyasada böyle bir eğitim bulamazsınız ve benim iddiam şudur. Eğer ben sizi yetiştirip bir yere getiremezsem, işe başlatamazsam ben hak ettiğim ücreti de sizden talep etmiyorum. Bunun ödemeleri nasıl oluyor? Eğitim sürecindeyken %30'unu ödüyorsunuz. Eğitimden sonra işe başladığınızda ben yine size 6 ay ile 1 yıl arasında bir vade tanıyorum. Bu süreçte maaşınızı aldığınız sürece bana bu ödemeyi yapıyorsunuz. Eğer işe yerleştiremezsem, eğer başarısız olursak, çok özür dilerim, bugün biraz rahatsızım. Eğer başarısız olursak da bu parayı sizden ne yapmıyorum, talep etmiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi yeni dönem sadece 5 öğrenci alabiliyoruz. Şunu unutmamanız lazım. Benim bütün eğitimlerim birebirdir. Yani ben toplu ders vesaire vermem. Zaten bizim başarılı olmamızdaki en büyük sebeplerden biri de birebir eğitim vermemizdir. Çünkü her çocuğun karakterini çözmem gerekiyor. Her çocuğun yapısını bilmem gerekiyor ve ona göre eğitim vermem gerekiyor. Evet, telefon numaraları aşağıda yine var. İsteyen WhatsApp üzerinden mesaj atabilir. Ama sizden ricam şu arkadaşlar, yani WhatsApp üzerinden her şeyi öğrenmeye çalışmayın. Sorun müsait miyim diye. Müsaitsem arayın. Lütfen benim aramamı beklemeyin. Çünkü benim kafam dalgın. Birincisi, ikincisi de yani çocuklar bir zahmet siz arayın ya. Gelmişiz 550 yaşımıza, bizi arattırmayın yani.
Ararsanız teknik kafanıza takılan teknik sorular varsa onları da cevaplamaya çalışırız. Peki, görüşmek üzere.